Kendi tarihimizden haber yok. Ama Avrupalılar bizim tarihimizi vallahi bizden iyi biliyorlar. Bakın size bir vesikadan 3-5 satır okuyayım. Vakit azaldı çünkü. Hemen hemen bütün kültür kitaplarında var. Ben oradan aldım bu yazıyı. Okuyayım. 1932 yılında, bakın kaç sene geçmişti söyleyin, 66 sene, neredeyse. 1932 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin, bakın Cumhuriyet Gazetesi'nin tertiplediği güzellik yarışmasını, hani kadınları çırçıplak soyup da güzellik yarışması tertiplemiyorlar mı? Türkiye'de ilk defa 32 yılında tertiplenmiş. 66 sene evvel. Ve tertipleyen de Cumhuriyet Gazetesi. Okuyorum aynen. 1932 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin tertiplediği güzellik yarışmasını Keriman Halis isimli bir genç kız kazanmıştı. Avrupa Güzellik Yarışması. Aynı yıl Belçika'nın Sepea şehrinde 28 ülkenin katılmasıyla Dünya Güzellik Yarışması düzenlenmişti. Bakın 28 ülkenin katılmasıyla Belçika'nın Sepea şehrinde Dünya Güzellik Yarışması düzenlenmiş. 1932'de Keriman Halis bu yarışmaya Türkiye'yi temsilen katıldı. Günlerce Sipea şehrinde kalan güzeller yarışma gününde jürinin önünden birer birer geçerek bakışları, tebessümleri ve yürüyüşleriyle puan toplamaya çalıştılar. Jüri demek yani puan verecek heyet. Sonunda jüri puan değerlendirmesi yapmak için başka bir salona geçince jüri başkanı kürsüye gelerek şu konuşmayı yaptı. Yapılan bu konuşma tarihe geçmiştir. Okuyorum. Sayın jüri üyeleri, bugün Avrupa'nın, Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. 1400 senedir dünya üzerindeki hakimiyetini sürdüren İslamiyet artık bitmiştir. Onu Avrupa Hristiyanları bitirmiştir. Elbette Amerika'nın ve Rusya'nın da hakkını inkar edemeyiz. Neticede bu Hristiyanlığın zaferidir. Bir zamanlar sokağı bile kafes arkasından seyredebilen Müslüman kadınların temsilcisi Türk güzeli Keriman Halis mayo ile çırçıplak aramızdadır. Bu kızı zaferimizin tacı kabul edeceğiz. Onu kraliçe seçeceğiz. Ondan daha güzeli varmış yokmuş. Bu önemli değil. Bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz. Bu sene Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. Duydunuz mu? Jüri başkanı konuşuyor. Bütün kitapları var bu. Türk güzeli Keriman Halis Mayo ile çırçıplak aramızdadır. Bu kızı zaferimizin tacı kabul edeceğiz. Onu kraliçe seçeceğiz. Ondan daha güzeli varmış yokmuş bu önemli değil. Bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz. Bu sene Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. Adamlardaki duyarlılığa bakın neye karşı ne yapıyorlar. Bir zamanlar konuşma devam ediyor aynen. Bir zamanlar Fransa'da oynanan dansa müdahale eden Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu işte mayo ile önümüzdedir ve kendisini bize beğendirmek istemektedir. Biz de bize uyan bu kızı beğendik. Müslümanların geleceğinin böyle olması temennisiyle Türk güzelini dünya güzeli olarak seçiyoruz. Fakat kadehlerimizi Avrupa'nın zaferi için kaldıracağız. Avrupa'nın tavrını bilmek lazım. Resmi vesika bu. Bütün kitaplar da var. İşte böylece Keriman Halis dünya güzeli seçildi. Resimleri gazetelere, kartpostallara basıldı. Ondan sonra hiçbir Türk kızı dünya güzeli seçilmedi. Avrupa ebediyen kapısını kapattı.
Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Avrupalılar bizim tarihimizi vallahi bizden iyi biliyorlar. Kanuni Sultan Süleyman'ı, Yavuz Sultan Selim Han'ı, İstanbul'u fetheden Muhammed Fatih Sultan'ı bizden çok iyi biliyorlar. Biz kendi tarihimizi unuttuk. Kendi tarihimiz bize unutturuldu. Avrupa'nın medeniyeti bize yutturuldu. Ama inşallah yetişen neslimiz bütün bu gerçekleri araştırmaya başladı. İncelemeye başladı. Allah'ın lütfuyla yeniden aslımıza döneceğiz. Kendi öz kaynaklarımıza, kendi kültürümüze, İstiklal Marşımızın ifade ettiği manaya yeniden döneceğiz inşallah Teala.